Kuru soğanla başlayalım. Çorbamızı pişirirken kuru soğan kullanıyorum. Dilerseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz buna. Ocağımızın altını da açıyoruz. Lezzetli ve pratik bir çorba. Dilerseniz soğuk, dilerseniz sıcak olarak da servis edebilirsiniz bunu. Soğanlarımızı burun ağız doğruyorum. Evet, yağımızı da ekleyelim içerisine. Şimdi bunun içerisine önce soğanlar geliyor. Soğanlarımızı yavaş yavaş kavuruyoruz. Şimdi semizotunu da hazırlayalım. Büyük olan parçalarını da koparalım. Çok büyük sapları da ayıralım içerisinden. Evet, ayıtlama işini de gerçekleştirdik. Şimdi tereyağında soğanlarımız da güzelce kavruldu. Bunun içerisine şimdi semizotlarını ekliyorum. Bulgurumuzu da ekleyelim. Şimdi suyumuzu da ekliyoruz içerisine. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra şimdi kapağımı kapatıyorum. Bu şekilde 25 dakika pişireceğim. Servis yapmadan hemen önce de çırpılmış yoğurdumu ekleyeceğim içerisine. Çorbamızı güzelce pişirdikten sonra kenara alıp dinlendirdik ve soğuttuk. Şimdi servisimizi yapmadan hemen önce yoğurdumuzu katacağız içerisine. Hemen kaşığımızı ve kepçemizi de alalım. Yoğurdumuzu içerisine koyuyoruz ve bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Artık servise sunabilirim. Servis yaparken de çok az bir sızma zeytinyağı üzerine ve az miktarda da ortasına pul biber koyuyorum. Yemeğim artık servise hazır.